Mesela şu hiç söylenmez. Türkçe 2. Murat döneminde tabii ilk parlak dönemini yaşamıştır. Tercümeler evet, var. Tercümeler yapılmıştır. Evet. Ama Fatih döneminde de maalesef perişan olmuştur. Doğrudur. Bunu niye söylemiyorsun? Fatih daha babası entelektüel bir adam. O Murat çok entelektüel de 2. Murat. Yani Murat'ın bütün Fatih'in kendi kullandığı dil. Ya bak mesela şimdi Türkçe. Karamanlı Mehmet Bey'in Türkçe bayramı der. Şiirlerin Türkçe mi yok Fatih? Tabii Türkçe ne canım? Olur mu canım? Farsça divanı yok mu? Hayır. Yavuz'un var Farsça. Yavuz'un var. Yavuz'un var. Doğru Yavuz. Özür dilerim. Yavuz'un var. Yavuz'un var. O divan da Fatih'inki. Yavuz'un mu değil mi tartışılır. Öyle mi? Çünkü onu en güzel baskısını Almanlar yaptı. Kaiser Wilhelm. Sultan Veli'ye göndermiştir. Her gece altın benekli asumaneler giyip şimdi çerri pirezan olmuştu oynarşım benim. Şey Yavuz'un da alâdır. Abi bak hocam Namık Kemal'i de o derdi. Uydu da derdi. Ama Fatih'in yazışmalarından Türkçedir. Resmi Osmanlılar'da resmi değil. Şey Türkçe'dir, şöyle bak onu söyleyelim. Şimdi mesela ama Karamanlı Mehmet. Ama dili maalesef Fatih döneminde Türkçe bilir. Karamanlı Mehmet Bey. Ha, pardon. Şeyin çok güzel bir makalesi vardır. Gönül Hoca'nın. Gönül Tekin'in. Fatih dönemi Türk Edebiyatı. Evet. İki cilt çıktı. İstanbul bilmem neyse belediyeden çıktı. O basıldı sonra. Hı? Basıldı mı? Basıldı. Yeditepe yayınlarının içinde Yeditepe'de, çıktı. Yeditepe'de ha. Orada anlatır şeyi uzun uzun. Yani şey Arapça, şu. Türkçe. Mesela Türkçeyi bir bilim dili ve devlet dili yapan Osmanlı. Karamanlı Mehmet Bey mesela Türkçeyi bundan sonra bargahta, dergahta Türkçe konuşulacak diyor ama ondan sonra Karamanlı'nın yazışmalarına baktığınız zaman Farsça. Ama Karamanlı onu niye diyor? O bir tabii şeye Selçuklara bir reaksiyon. Türkmenlerin şeyi. Şimdi şey diyorlar. Hesap kitap yani muhasebe işlerine bakanların hepsi İran'dan geldi diyorlar. Her şeyi Farsça yazıyor adamlar. Herif gelirini giderini bilmiyor. Osmanlı döneminde de öyle. İran mali. İran mali usulleri esas. Tam şey siyakat. Tabii. Ama mesela Osmanlı'nın ilk dönemden itibaren bütün yazışmalar Türkçe. Türkçedir. Bilim diline baktığınız zaman kademe Türkçeleşiyor. Yani daha önce Arapça yazılan kitaplar sonradan Türkçe'ye doğru gidiyor. Çünkü kelime hazneniz artıyor. Yani o kolay bir iş değil yani o karşılık getirmen. İkinci Murat zamanında kabusname. Tabii. Kabusname bana kabusname. Türkçedir. Tabii. Ama oğlu geldikten sonra her şey Arapça'ya dönmüştür. O tabii şeyden deniyor. İmparatorluk yani Roma İmparatoru ve dil, ilim dili Arapçadır diye şey yaptı. İşte Batlamyus tercüme ettiklerinde Türkçe'ye değil Arapça'ya tercüme ediyorlar. Arapça'ya tercüme ediyorlar. Ama zaman içerisinde bak mesela Ekmelettin Hoca'nın şeyi vardır o yayınladığı yazmalar katalogları. Yıllara göre baktığın zaman 16. yüzyıla doğru geldikçe coğrafya, astronomi, fizik, matematik gibi kitapların Türkçesi artıyor. Ha, çünkü devlet çünkü, büyüyor. Hayır devlet büyüyor mu Arapça mı öğrenemiyorlar? Çünkü Cevdet Paşa der ki. Bak, o 19. yüzyıl. Bak Cevdet Paşa çok güzel anlatır. Asalardır diyor. Emsile bina bilmem ne 14 sene okutuyoruz çocuğum diyor. Bir Arap çıkıyor karşısında diyor. Hele kalıyor diyor. Bugün lafa gidiyor. Peki mesela Timur'un kullandığı bilim dili ne? Farsça. Farsça. Timur ve oğlu asıl Şahruh. Şahruh dönemi daha parlaktır. Selçuklarda da Farsça. Farsça. Çünkü şöyle. Farsça. Türkçe. Ya, Hazreti Mevlana'nın beyti vardır. Türkiye eğer bileydim bir sözü bin ideydim diyor. Yani yetmiyor. Ama zaman içerisinde Arapça parçadan kelime aldıkça Türkçe genişlemiş. Yani genişlemiş, karşılama şey artmış. Mesela İbn Sina'nın El Kanun Fıtıp'ı 18. yüzyılda Türkçe'ye çeviriyorlar. Yani o çevrende bir tokat onu da söyleyelim. Yine tokada geldi. Yine tokada geldi. Şerif, tokadı şerif. Yani o Mekke Medine tokat. Tabii o gelişmeyle alakalı bir şey. Ama en önemlisi şu, tabii bütün yazışmalar, fermanlar Türkçe Osmanlı'da. Tabii şimdi biz burada şimdi Erkaplara vesaireye baktığımızda ya bu ne biçim Osmanlı Türkçe falan diyoruz o ayrı. Ana çünkü orada artık mesela geliyor buyurdum ya, diyor. Ya üçüncü sene bir şey Brene ekşek herifmiş diye yazmış aynen böyle. Yani. Veya izleyiciler şey mi öyle senin makaleyi okumuşlar dündü değil mi dünküydü o Afgan meselesi. bu göçle ilgili fikirlerinizi merak ediyorlar ve Afganistan'ı merak ediyorlar. Göçle ilgili benim fikrim mi? Evet. Söyleyeyim. Çok kişiyi kızdıracak. Beni de. Evet. Çünkü bir asalet bir ne derler Erhan bir aristokrasi merakına kapıldık.
Biz Türkiye kimse gelemez bize mahsustur. Kardeşim bu topraklar göç ülkesidir. Yani kim yerli halkıdır tam bilinmez. Fakat hep göç yaşanmıştır. Ve öyle bir göçtür ki bu Türkiye'ye yaşanan... İçine gince şudur, doğudan gelen hep buradakini yıkıp kendi devletini yıkıp tabii kurmuştur. Yıkılmayan tek devlet biziz. Evet. Yani 1000 yıldır kalabilen. Evet. Yani bizden önceki herkes gitti. Öyle bir daha şey... Doğudan gelen kimse yoktu çünkü. Doğudan biz geldik. Şöyle Osmanlı, doğudan gelen iki büyük tehlikeye attı. Bir Timur'u... Savaşı durdurdu. Bir Timur'u, iki Safevi ve Akkoyunları. Mesela onlar bizi klasik geleneğe göre yok edebilirlerdi. Evet. Ama işte orada ateşli silah Fatih ve Yavuz'un da askeri dehasıyla durduruldu. Çünkü mesela Fatih döneminde Uzun Hasan'dan korkulduğu kadar hiç kimseden korkulmuyor. Çünkü Timur felaketi var. Ama Murat'ın dediği şey şu, dediği gibi... Dur bitireyim de öyle söyle. Evet. Yahu İsveç'ten adam gelmiş. Kral gelmiş ya, o daha ne? Doğru. Charles. Rusya'dan gelmiş, Beyaz Rusya'dan gelmiş. Şeyler Polonya'dan, Macaristan'dan. Yani her taraftan geliyor. Şimdi biz gelmesinler bilmem ne olmasın ya, Amerika neyse göçmen olarak Türkiye'de olur. Ve Türkiye bu bölgede Türkiye dışında yaşamış olanlar bilirler bunu. Türkiye ora halkının gözünde, hatta İran, efendim Afganistan şu bu bilmem ne, bir melcenin yeni uydurukçası nedir yeni şeyi? Bir hayal ülkesi. Hayır. Sığınak. Bir sığınaktır ve bir özgürlük ülkesi Türkiye onların gözünde. Şimdi ikincisi Afgan göçmenlerine kadar bize gelen göçmenler, yani Suriye'den, şuradan, Irak'tan falan, eski imparatorluk topraklarıdır bunlar. Yani bugün Fransa'da ne kadar cezaevi varsa, Londra'da Hintlisi bilmem nesi, aynı şeydir bu. İmparatorluk, biz bunu unutuyoruz. Ve gelirler, gelenler de gitmez. Gitmez hiç. O hayali bırakalım. Suriyelileri nasıl göndereceğiz, gönderemeyiz. Şimdi Afganlar, Afganistanlı ve zavallılar keyiflerinden gelmiyorlar. Ölüm korkusu var, açlık var. Peki niye İran'da kalmıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar? Çünkü Türkiye melce diyor. İran'da şöyle, İran'da da kalan var da şimdi burada problem şu. Türkiye başka eskiden şey. Transit ülkeydi, artık hedef ülke oldu. Hedef ülke oldu Türkiye. Yani eskiden burayı Avrupa'ya geçmek için kullanılırken hala fırsat olsa geçecekler, geçemiyorlar. Şu anda hedef ülke oldu. Yani Türkiye'ye gelip değil. Kalınıyor. Eski Türkiye değil. Bir de tabii şöyle var. Oğlum bizi bıraktığın anda botlara doluşup gitmeye çalışıyor. Yok o kadar değil. Hepsi. Çünkü daha insani davranıyor. Bir de şu var. Onlar olmasa Erhan daha iyi bilir onu. Bugün tarım da bilmem neydi falan filan biter Türkiye'de. Yani şimdi Türkiye'de yansıtılan şey şu. Bu gelenler bize fakirlik mi yaratıyor, bir zenginlik mi katıyor? Buna bakmak lazım. Mesela kafanı kullanırsan zenginlik yaratır. Bir Bigal iş adamıyla birlikte otururken dedi ki, hocam dedi, bakın Suriyeli ve Afganlar dedi, mesela Bigal'da dedi, hiç kimsenin yapmadığı birçok işi yapıyor dedi. Bakın Bigal iyi bir sanayi şehri. Zaten esnaf, yani orta ölçekli esnaf ve sanayici memnun çünkü... Kayıt dışı, ucuza çalıştırdığı, bedava iş gücü bulmuş. Hayır, burada problem şu bana göre. Biz bunu kayıt içinde bunları çalıştırmalıyız. Çalışanı kayıt altına almalıyız. Kayıt altına almalıyız. Mafyalaşanı da burada tutmalıyız. Ve süreci yönetmeliyiz. Yani bu göç sürecini yönetmeliyiz. Aynen. Göç idaresi Türkiye'nin... Mesele de yönetilmiyor. Yani bunu yönetmeliyiz. Burada tabii problem şu. Onların yaptığı işleri Türkiye'de yapan insan var mı yok mu? Yani şimdi çobanlığı yapacak insan bulamıyorsanız Afganlara çobanlık yapın. Mafyalaşmasına başta izin vermiyor. Tabii. Mesele o işte. Yani buradaki tartışma konusu şu. Bir, sayıları çok. Yani tabii. Türkiye'nin kaldırabileceği kapasitenin üstüne hiç bu kadar fazla gelmiyor. Nüfusun %10'u kadar gelmiş vaziyette ve hala geliyorlar. İki, bunların herhangi bir kayıt altında değiller. Çalışıyorlar, emeklilik hakları yok, sigortaları yok, şunları yok, bunları yok. Amerika'daki kaçak işçinin de yoktur. Hep gözüm bulmuştur. Amerika'daki 350 milyon nüfus içerisinde ve bilmem kaç trilyon dolarlık ekonomi içerisindeki pozisyonla Türkiye'deki pozisyon. Şimdi Amerika 8 milyon kişi gelmiyor Amerika'ya. Bize 8 milyon kişi geldi 10 sene içerisinde. İki, Amerikan ekonomisinin durumuyla... 8 milyon var mı acaba ya? Vallahi yani zaten 5,5 milyona kayıtlı. Yalnız Türkiye yani bir mülteci cennetidir ve onlar için de bir özgürlük ülkesidir. Biz bunun farkında değiliz. Yani 80'li yıllarda, 81'de, 82'de falan Fatih, ben Tahran'dayken
Türkiye'yi nasıl görüyorlardı biliyor musun? Şey gibi yani bizim bazı uçukların bizi Amerikan hayranlarının New York'u, Kaliforniya'yı nasıl görüyorsa Türkiye öyleydi onun gözünde. Ve Afganistan'ın gözünde de hala öyledir. Ha. Mesela şu var. Biz Afganistan dendiği vakit dünyanın ta öbür ucundaki bir ülke zannediyoruz. İstanbul'la Paris arası 2700 kilometredir. Afganistan'a tam 1000 kilometre farklıdır. 3000 kilometredir. Ha ama... Bu ya bir 3100 kilometre İstanbul. Ha işte. Yok 3100 olmaz. Kuş uçuşudur bu. Kuş uçuşudur. Uçakla. Herat, çok basit. Herat Afganistan. Herat 2100 kilometre. Herat 3700'dür. Bakacağız. 3700 civarındadır. Kuş uçuşuna bakma. Kuşuna bakma. Google haritalardan yol göster diyeceğim. Abi ona bakmıyorum ben. Şimdi. Ama Afganistan, bilmiyorum sen ne diyeceksin. Bir yerde de bize çok yakındır. Arada tek bir ülke var. İran. İran da büyük bir ülke. Coğrafya olarak ama, büyük ama, bir ülke. Ama Türkiye, İran, Afganistan. Doğru. Şimdi Paris'i düşün. Arada Türkiye, kaç ülke var? Ha, bak. Yunanistan. 8 yok. Ayıp bak. Heh. Yukarıdan gidelim. Daha kestim. Bulgaristan. Sırbistan. Hırvatistan. Kaç? Türkiye. Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan. Slovenya. Avusturya. Almanya, Fransa. 8 ülke var. Öteki bir ülke var oradan. 3. Yani iki şeyi de çık. Fransa Türkiye arasında 5 ülke. Afganistan Türkiye arasında bir ülke. Abi karayolundan Herat'tan Van. Van İstanbul sayıyor. Van 2201 kilometre. Demek ki 3000 İstanbul işte. Yok. 3000'den de fazla 4000'e yakın. 3000 küsur işte. 3700 çıkar. 3700. Van'dan İstanbul galiba 1600 kilometre. Yani. Ya burada mesele şu. Şimdi Avrupa'da olduğu gibi köşmen düşmanlığın yaraması Türkiye'nin lehine değil. Ama sürecinde köşmen düşmanlığının yaraması Türkiye'nin lehine olan bir hadise değil. Tabii, bize tabii. Yakışmaz da. Yakışmaz. Burada problem bu insanlar geldiği zaman zaten sizin uluslararası anlaşmalara göre bunları sınırdan girdi ne yapacaksınız? Ölüm tehdidi varsa gönderemiyorsunuz da. Yani ama Türkiye'nin uluslararası anlaşmaya koyduğu imzaya göre Türkiye doğu ve doğusundan ve güneyinden gelen hiç kimseye mülteci şeyi vermiyor. Vermez. Tanımıyor. İyi de sana kaçak kalıyoruz. Adamı kapıda öldüremezsin. Ne demek? Giriyor. Bir de tabii ama muhtemelen. Şunu bizim fark etmemiz lazım. Yani Türkiye bunların gözünde bir özgürlükte ülkesidir. Ya işte diyorum ya. Şimdi ne yapacağız kardeşim? Gelen ipini koparan buraya mı gelsin? Hiçbir kontrol, hiçbir şey olmadan. İnsani şeydir. Gelecek. Gelecek. Hayır, süreci yönetmemiz lazım Fatih Bey. Abi yönetmeden böyle bir şey olur mu abi? Hayır süreci yönetmemiz. Mesela biz buradan hep beraber 2 milyon Türk kalkıp da biz geliyoruz diye Paris'e edebilir miyiz ya? Alır mı bizi? Niye bunları almıyorlar mesela? Büyük bir isteğini var. Abi bir dakika. Niye Afrika'dan gemi botlarla geçenleri onlar zavallı değil mi? Üstüne savaş gemisini sürüyorlar. Biz onların sürebilir miyiz? İnsani vasfı az. Bu odur. Biz sebebimiz. Ama giren giriyor biliyorsun Avrupa'ya. Yani giren giriyor evet. Giriyor yani. Yunanların yaptığını biz yapamayız yani öyle botları delip batır adamları soyguluyorlar. Şey bunları en azından de. Bir kontrol altına alıyorsun kardeşim. Yani adam Van'dan giriyor, 2 gün sonra Tırk Adası'na bakıyorsun İzmit'e gelmiş maşallah 10 binlercesi.